12 Ocak tarihinde Artvin'de Barış Atay tarafından sergilenen sadece diktatör adlı oyunun oynanmasıyla ilişkin olarak valiliğe bir başvuru yapılıyor değerli arkadaşlarım. Artvin Valiliği Adem Başoğlu vali yardımcısı bu oyunun oynanmasında oyunun metnini de veriyorlar. Herhangi bir sakınca görmüyor. Değerli arkadaşlarım, aramızda eski valiler var. Sordum ki oyunun içeriğiyle ilişkin yasaklama yetkisi kimdedir diye. Ben de hukukçu olarak merak ettim. İl Özel İdaresi Genel Sekreterinin böyle bir yetkisi yok değerli arkadaşlarım. Sadece valinin var. Ama İl Özel İdaresi salonu vermiyor değerli arkadaşlarım. Diyor ki ben de inceledim, bana göre uygun değildir diyor. Aslında olan gerçeği şu. Vali önce izin altına imza atıyor. Sonra oyunun adından korkuyor. Korkuyor, diyor ki sadece diktatör acaba bana bir yere dokunabilir mi? Beni görevden alabilirler mi diyor. Ne yapması lazım? İl Özel İdaresi Müdürünü telefonla arıyor. Diyor ki ben bir hata yaptım. Bu oyunu oynatma ki ben yanarım, beni yakarlar diye diyor. Bu durumda da halk evleri Rize İdare Mahkemesi'ne başvuruyor. Halen diyorum, halen bu ülkede hakimler var. Rize İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı veriyor. Diyor ki Artvin'de bu saatte bu oyun oynanmalıdır diye. Devletin bütün kolluk güçlerini sinema salonunun kapısına yıktılar. Oyunu oynatmadılar değerli arkadaşlar. Yürütmeyi durdurma kararına rağmen. Türkiye'de 40 binden fazla kişinin izlediği, 160'a yakın temsilin yapılmış olduğu oyunu Sayın Bakan veya müsteşarı talimat vererek Türkiye'de birçok ilde durdurdu değerli arkadaşlarım. Bu mu olağanüstü hal? Bu mu özgürlükler? Bu mu demokrasi? Bir tiyatro oyununun seyredilmesinden, bir tiyatro oyununun izlenmesinden korkan bir siyasi anlayış ülkeye demokrasiyi ve özgürlükleri getirebilir mi değerli arkadaşlarım? Benim seçim bölgemde bütün bunları da bırakın, Sayın Vali tarafından uygulanan bir aylık periyotlar halinde o 3 ayın dışında ayrı bir yasak var. Toplantı yasak, gösteri yasak, bütün 2911'e göre olması gereken bütün düzenlemeler yasak. Niye? Çünkü bir iş adamı bir kenti teslim aldı değerli arkadaşlarım. Bir iş adamına bir kenti teslim ettiniz. O iş adamının maden kapısında Mustafa Kemal'in askerlerini bekletiyorsunuz. Size söyleyeceğim bir söz yok. Pes diyorum, başka bir şey demiyorum. Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.